Şimdi baktığımız zaman yani 150-160 milyar gibi bir rakam yapıyor ki yani hedeflenenin en az iki katı kadar bir bütçe açığı şu anda görünüyor. Şimdi bunu ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu görüyorlar şu anda ekonomi yönetimi. Diyorlar ki biz kefen parasını da artık Çıkartın. kullanalım. Bakın dün birçok ekonomist bu konuda açıklama yaptı. İhtiyat akçesiyle alakalı. İşte Mahfiye Eğilmezli, efendim işte Dünya Gazetesi'nin yazarı dün şu an ismi aklımda değil. Yani değişik açıklamalar yaptılar ve dediler ki bu devletin en son kullanacağı çaredir ve şu ana kadar da hiçbir hükümet ihtiyat akçesini bu gayeyle, bu amaçla kullanmamıştır. Yani ihtiyat akçesi şu ana kadar kullanılmadı. İlk defa bütçe açığını kapatmak için kullanılmak isteniyor. Hazineye aktarılmak isteniyor. Daha doğrusu hükümetin eline bir efendim sermaye Koz gibi. olarak aktarılmak isteniyor. Bunu bir de aktardığınızda efendim siz 150 milyar bir açık bu yıl veriyorsanız 40 milyar bundan düşseniz 40 milyar çünkü ihtiyat akçesi 110 milyar. 110 milyar yine de hedeflenenin en az %50 %40'ı kadar fazla bir rakamla karşılaşıyorsunuz. Bütçe açığıyla karşılaşıyorsunuz. O ihtiyat akçesini bozmanın da yapacağı hem yurt dışındaki o bizim borç aradığımız noktalarda hem yurt içindeki piyasalardaki etkisi de yani belki o para olarak değil ama psikolojik etkisi çok büyük olacaktır. Tabii. Yani burada Bakış açısı açısından. şimdi siz bağımsız bir ekonomi uygulamıyorsunuz. Milli bir para sistemini, Prof. Dr. Haydar Başbey'in milli ekonomi modelini anlattığı milli para sistemini de uygulamıyorsunuz. Dolayısıyla siz hala dolara bağımlılığınız devam ediyor. Merkez Bankası'nda aldığınız dolar borç karşılığı kendi paranıza basıyorsunuz. İthalata bağımlısınız, ithalatınızı dolarla yapıyorsunuz. İhracata bağımlısınız, ihracatınızı dolara endeksli yapıyorsunuz. Her ne kadar milli paralarla ticaret dense de dolara endeksli yapılıyor şu anda Türkiye'nin ihracatı ve ithalatı. Dolayısıyla her şeyde dolara bağımlısınız. Her şeyde ithalata bağımlısınız. Şimdi böyle bir tablo içerisinde siz kalkıp da yani serbest piyasa koşulları içerisinde, kapitalizm şartları içerisinde siz böyle bir ihtiyat akçesini devreye koyarsanız bu ekonomide çok büyük bir yaraya sebep olur. Şimdi bir tane ekonomist diyor ki bu diyor para basmak anlamına geliyor. Hayır bu para basmak anlamında değil. Bu şu anda Kurtulamadılar bir türlü, evet. tabii yani bu para basılsa enflasyon olur. Şimdi doğru bu kapitalist şartlarda sen bu şekilde ihtiyat akçesini devreye koyarsan bu enflasyon neden olabilir. Ama nasıl bir enflasyon neden olur? Ekonomide efendim faiz artırımına gitmeye mecbur seni bırakırlar. Dolar artışına çünkü istikrar kayboldu. Bak bunlar ihtiyat akçesinde kullanıyor diye doların artmasına neden olursun. Bunlar maliyetleri daha fazla tetikler ve maliyet enflasyonu artırır. Doğru. Yani bu açıdan baktınız ama bu bir talep enflasyonu oluşturmaz. Yani piyasaya para girip de insanlar elinde para olmaz yani. Tabii. Bu maliyet. Zaten burada amaç ne? Hazinenin açığını kapatmak. Yani siz para basıp, şimdi milli ekonomi modelinin para basma mantığında ne var? Para basılır. Para da emek ve üretim karşılığı basılır ya da madenler karşılığı mahkeme tutanağıyla beraber basılır ve ardından da efendim bu vatandaşın cebine bir sosyal devlet projesi olarak konulur. Buradaki amaç nedir? Millete gelirden pay vermektir. Yani adil geliri sağlamaktır. Yani gayri safi milli hasıla dediğimiz büyümeden milleti pay sahibi yapmaktır bu. Vatandaşın cebine para koymaktır. Hani diyorlar ya şimdi çiftçiler feryat ediyor, köylü feryat ediyor, işçi feryat ediyor, memur feryat ediyor. Yani yılda işte 12 bin dolar kişi başı milli gelir varsa bizim niye ücretimiz budur? Yani 2020 lira biz aylık ücret alıyoruz. Niye işte memur olarak biz 3600 lira, 4000 lira maaş alıyoruz? Niye biz hak ettiğimiz kişi başı milli gelirden pay almıyoruz? İşte Prof. Dr. Haydar Başbey diyor ki siz bunlara ne kadar bunu söylerseniz söyleyin, bunların bu paydan, bu milli gelirden size pay vermeleri asla mümkün değil. Biz milli ekonomi modeliyle beraber üretimden elde ettiğimiz o gayri safi milli hasıla, emek ve üretimden elde ettiğimiz o katma değer karşılığı biz paramızı basacağız ve bunu sizin cebinize sosyal devlet projesi olarak koyacağız. Bu şekilde ancak siz bu paya elde Ulaşacaksınız. edebilirsiniz, ulaşabilirsiniz.